Herkese selam, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü toplam 6 tane ikonik moment gelecek. Hem bunların analizini yapacağım hem de Instagram'dan Serdar Cosar adresinden bana çok fazla DM geliyor. Ve aslında 2-3 tane konu başlığına ayrılmış bir şekilde. Bunlara cevap vereceğim. En önemlisi şu: abi ne taraftan açmam gerekiyor, top açmam gerekiyor. Şimdi tabii ki bunun karar merciği ben değilim ama benim sözüme değer verenler olabilir. Küçük kardeşlerimiz ya da büyük de olabilir. O yüzden ben olsam ne yapardım anlatacağım ve benim stratejim nasıl oluyor bunu göstereceğim. Öncelikle beni bilenler bilirler, en fazla 10 top içerisinde eğer vereceği varsa ikonu verir mantığıyla ilerliyorum. Ve ben mobilde sıfırdan bir kadroyu hemen hemen 20'ye yakın ikonik momentla sezon sonunu getirdim. Bu şekilde bir sistemle. Tabii ki de bazı oyuncular için çok fazla zorluyorsunuz. İstediğiniz oyuncular için çok fazla efor sarf ediyorsunuz. Bu ekonomik anlamdaki efordan bahsediyorum. Aslında bu çok mantıklı bir şey değil. Konami'nin istediği bir şey ki önümüzdeki yıl e-futbol için bayağı mesai harcıyorlar. Konami yetkilileri ve çalışanları yoruluyor. Onların yorulması demek bizim cebimizin de yorulması demek. O yüzden oyuna hırs yapmadan oynamak gerekiyor. İsterseniz küçük bir oyuncuları kontrol edelim. Arsenal ve Manchester United ikonik momentları gelecek. Burada Gilberto Silva DOS oyuncusu. Stoperde de 92 oluyor. Bossladığınız takdirde. İyi bir oyuncu. Asla hafife alınmayacak bir oyuncu. Ama onun yerinde Patrick Vieira, Rijkaard, hatta defansif özellikleri çok iyi olmasa da hızıyla ön plana çıkan David Beckham gibi kartlar olduğu için Gilberto Silva birazcık geride kalıyor. Hatta oyunu iki yönlü oynayan Matheus Gilberto Silva'dan biraz daha iyi, çünkü oyunu iki yönlü oynayıp defansif özellikleri de hatta Gilberto Silva'dan daha da etkili olduğu için bu kart çok fazla tutulan bir kart değil. Haberiniz olsun. Şimdi Patrick Vieira'ya geliyoruz. Patrick Vieira işte yok edici kartı, yok bilmem neci, yok işte sihirbaz kartı. Bunlara hiç önemli değil. Yok edici kartının tabii ki de bir farkı var. Ama elinizde bir Patrick Vieira varsa kesinlikle o Patrick Vieira yeterli olacaktır ikon anlamında. Oyunda iki tane ikonik moment var. Patrick Vieira, ikisinden birine sahip olmanız benim için yeterli. Daha doğrusu ben herhangi bir Patrick Vieira'ya sahip olsam top açılımı yapmak için Patrick Vieira için açmazdım. En azından çok denemezdim. Şimdi benim mobilde elimde Legend Patrick Vieira var. Şimdi aslında Legend ve Iconic Moment kartları arasında çok böyle özellikle bosslamayacaksınız. Çok da büyük bir fark yok. Aslında biz onları kırmızı bir şekilde gördüğümüz için tabii takımımızın da kalitesini arttırmak için çok daha böyle ön plana çıkarıyoruz. Ama aslında aralarında büyük bir farklar yok. Hemen küçük bir örneklerle geçiştireyim. Diğer kartları da analiz edeceğim. Şu anda gördüğünüz mesela Van Basten kartı. İkisi de 97 rating. Eğer ki bosslamadığınız takdirde Van Basten 97, Legend de 97. Arasındaki farka baktığımızda aslında Legend kartının eğer bosslanmamış Van Basten ikonundan daha bile iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Diğer seçeneklere baktığımızda iki kademe daha yüksek görünüyor. Aynı şekilde hadi bu ikisi aynı overall oyuncu. Bir başka oyuncu daha Rummenigge, oyunda çok tutulan. Şimdi Rummenigge'nin 97 ratinglik bu ikonik kartı ve Legend kartını görüyorsunuz. Bosslamadığınız takdirde aradaki fark bu. Çok büyük bir fark mı? Bence değil. Çünkü birine belki de 200-250 liralık bir coin harcamanız gerekirken diğer Legend'ı GP'lerle ücretsiz herhangi bir para vermeden box draw'ın içerisinde alabiliyor olacaksınız. En azından bu yılda aldınız. Ben mesela öyle aldım. Özellikle mobil için diyorum. Mobilde çünkü oyuncular yine silinmeden önümüzdeki yıla geçtiği için. Zaten Xbox, PC ve PlayStation 4'ten oynayanların top açması gerçekten çok saçma. Asla açmayın. Önümüzdeki yıl kullanamayacağınız oyuncuları şu anda bir 20 gün, 15 gün kullanmak için açarsın. 300 MyClub param vardır. O 300 MyClub'a gelir, oynarsın ama onun dışında bence ne fullemeye uğraşın ne de çıkarmaya çalışın. Gilberto Silva'ya baktık. Patrick Vieira dediğim gibi. Yani evet, bende Legend'ı var. Açacağım ama neden açacağımı da söyleyeceğim size. Campbell'ı kontrol edelim. Ben şöyle söylüyorum. Ayaklarına hakimiyeti dışında. Yani pasör yetenekleri falan çok kötü. Ama onun dışında inanılmaz bir agresif ve oyun tarzı yok edici olduğu için mesela Koulibaly'nin de yok edici stoperde. Yok edici kartlar çok hırçın oluyor ve asla topu kolay kolay geçirmiyor. Ben bu özelliğinden dolayı Campbell bu yıl Beckenbauer'la birlikte en iyi ikinci stoperim benim. İlk iki diyebilirim ama Beckenbauer'ı başa yazıyorum tabii ki. Maldini'yi de Puyol'u da bana göre tokatlayacak bir kart.
Kesinlikle kadroda olması gereken bir kart. Gelelim Manchester United kartlarına. Şimdi Irvin açıkçası oyunu iki taraflı oynasa da iki taraflı da birazcık eksik oynayabilen bir oyuncu. Şimdi ofansif bir oyuncu istediğinizde sol tarafta Roberto Carlos'u, ne bileyim, Deiss'i de koyabilirsiniz. Ama hani onlar defansif özellikleri çok olmayan, ofansif yönde iyi orta açabilen bir oyuncu Roberto Carlos. Irvin'den daha iyi açıyor. Ama baktığımızda Irvin ikisinden de birazcık serpiştirilmiş bir oyuncu. Carlos'un gölgesinde kalıyor. Bence Lizarazu'dan da yani Lizarazu da bundan kötü bir kart değil. O yüzden sol tarafta, ki ben Park'ı da bir müddet oynattım biliyorsunuz konsolda. Park bile solda oynuyor. Ofansif yönü iyi bir oyuncu. O yüzden seçenek çok fazla var. Kafu tarafında seçenek tabii ki de fazla olmadığı için, hatta hiç olmadığı için bek kısmında Kafu'yu çok fazla ön plana alabiliyoruz, ama Irvin burada çok ön planda kalmıyor. Gelelim Robson'a. Benim e-futbol mobilde, PES 2021 mobilde e-futbol paralarıyla aldığım ilk ve tek ikonik moment. Biliyorsunuz oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Kesinlikle kefilim. Hiçbir zaman sizi yarı yolda bırakmıyor. Oyunu iki yönlü oynuyor biliyor olması çok büyük bir artı Robson'un. Güçleri de çok iyi ve 10 numara kartı, biliyorsunuz 10 numara kartında şöyle bir şey var. Oyun tarzını bilerek kartları seçmeniz lazım. 10 numarada go pozisyonda oynatsanız bile, atak olgunlaştığında ya da herhangi bir önünde boşluk bulduğunda takım arkadaşı kontrolü yapmasanız da o ileriye doğru gidip gol bulmaya çalışacaktır. Hatta bir ara ceza sahasının içerisine bile girdiğini görebileceksiniz. O yüzden eğer ki defansif yönünü kullanmayı istiyorsanız, gelişmiş ayarlardan defansif vermeniz gerekiyor. Mobilde oynayanlar bunu tabii ki de gelişmiş talimat olmadığı için herhangi bir şey yapamıyorlar. Şimdi son kartta Beckham, aslında kafayı karıştıran kart bu. Neden kafayı karıştırıyor? Arsenal'de Patrick Vieira var. Campbell var, ama burada da Beckham var. Şimdi Irvin ya da Robson, aman olsa olmasa, ama Beckham yüzlük bir kart. Özellikle biliyorsunuz mobil oynayan kardeşlerimiz Overall'a çok takılıyor. O yüzden bossladığınızda 100 olan, bosslamadığınızda da 98 oluyor diye biliyorum. Hemen şöyle bakayım. 98 olan bir kart. Zaten inanılmaz bir kart. Yani söylemeye gerek yok. Onun dışında Beckham'ın başka kartları da var, ama bu kartı ve yani bence sadece Real Madrid kartı da vardı galiba Beckham'ın. O kart dışında bütün Beckham'ların iş yapacağını düşünüyorum, ama bu 19 yaşındaki Beckham bana göre oyunun en iyi Beckham'ı. Zaten vereceği, istediği DP'den de kaynaklanıyor, anlaşılıyor. Şimdi bu kartlar bu şekilde. Elimizde ne var? Örnek veriyorum ki ben zaten top açılımı yapacağım. Ben şimdi neye göre top açılımı yapacağımı söyleyeyim. Beckham bende mevcut. Robson mevcut. Irvin var. Irvin sıradan bir oyuncu olmayıp 100 overall'lık bir oyuncu da olsa Irvin için açmazdım. Çünkü benim açacağım top sayısı 10, bilemediniz 20. 20 topta verirse bir tane verdi ilk 10. Çok şanslıyız, iki tane verdi, ama hadi bir tane verir diye düşünüyoruz. Vermeyebilir. O kartın şimdi 3 tane kart içerisinde ikisi bende varsa o box draw'dan, o kutudan benim açmamam gerekiyor. Benim karavana yapma gibi bir şansım yok. Çünkü ben mobildeki kadromu bu şekilde böyle kurabildim. 20'ye yakın ikon olmanın sebebi bu. Ben hepsinde mesela Rashford olduğu hafta bile Rashford'u ne kadar istersem isteyeyim hırs yapmadan 10 top açtım ve diğerleri zaten bende mevcuttu diye tamam vermez nasıl olsa deyip çekilmiştim. Böyle yapmanız gerekiyor. Peki mobil için konuşuyorum, kendi kadrom için. Peki Arsenal'den açar mıyım? Arsenal'den açacağım. Çünkü Gilberto Silva'da, Patrick Vieira'da, Campbell'da benim kadromda yok. Yani ben evet Patrick Vieira ve Campbell'ı çok istiyorum. Ama oldu ki Gilberto Silva geldi. Ne olursa olsun yine kadroya alabilirim, oynatabilirim. En azından bende olmayan bir ikonun yerine bir ikon koymuş olurum. Böyle düşünmeniz gerekiyor. Ben en azından, benim stratejim bu şekilde oluyor. Ben Arsenal'den açacağım. Peki Beckham'ınız yoksa bu sefer devreye şu giriyor. Robson'un var mı? Irvin'in var mı? Eğer üçü de yoksa Beckham tarafından da açabilirsiniz. Çünkü karavana yapma şansınız yok. Bazı kardeşlerimiz işte mesela ben de diyor 3 tane diyor Gilberto Silva var. Bakıyorsun o hafta o 3 tane ikonun içerisinde ikisi zaten onda mevcutken boşta kalan ikon için çabalıyor. Zaten Konami senin orada diğer kartların olduğu gördüğü için inadına onu veriyor ki hırslan, açıkıyor. Öbürü şimdi çıkar, bu çıktı diğeri çıkacak diye hırslan. Bunları anlatıyorum, neden anlatıyorum?
önümüzdeki yıl kardeşlerim biraz daha fazla yeni yeni bu arada ikonik mamut kartlar çıkıyor. Eğer ki isim haklarına da birazcık para yağdırdılarsa bunu muhakkak bizim cebimizden almak için ellerinden geleni yaparlar. O yüzden hırs yapmadan oynayın. Bakın biz bir içerik üretiyoruz, biz bile hırs yapmıyoruz. Rashford'um hala yok takımda. Rashford illaki bir gün gelecek ama kendimi kasmadan, hırs yapmadan bu şekilde almaya çalışıyorum. Siz de böyle olmanız gerekiyor. Matchday'den kastığınız bedava para vermediğiniz coinslere tabii ki de ben karışmam. İstediğiniz yerden açabilirsiniz. Nasıl olsa ben onu çabaladım aldım diyebilirsiniz ama para veriyorsanız hem hırs yapmayın hem de bir yerden top açacaksanız 3 tane ikonun 3'ü de sizde yoksa ya da ikisi de yoksa açın ama 3 ikonun kalkıp ikisi sizdeyken o bir taneyi bulmaya zorlamayın. Benim tavsiyem budur. Perşembe günü için aktaracaklarım bu kadar. Belki canlı yayında açabilirim ben top açılımını. Eğer ki MyClub'da da açmak isteyenler bana ulaşırsa MyClub hesaplarında da bir video çekip Perşembe günü de MyClub top açılımı olmadan da bir videosuz bırakmayalım kanalı ve bu şekilde bana yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.